Hayırlı günler, hayırlı programlar. Falan bugün bizim izleyicilerimizin de farklı bulduğu bir konu. Ha? Ne güzel böyle bir yaşam sevinci ya. Herkese lazım. Bu yaşam sevinci herkese lazım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben çok harikayım. Çünkü benim için önemli olan insanların mutluluğu. Mutluluğu arayın demiyorum ki. Zaten var. Zaten var. 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 Hep mutlu musun sen? Ben sonsuza kadar mutluyum. Hep mutlusun. Ne güzel. O zaman şunu söylemek söz konusu dedi. Mutluluk zaten içimizde. Değil mi? Evet. Gerçekten içimizde. Ne yapıyoruz? O mutluluğu yok etmek için dünyanın en büyük, Allah beni kahretmesin, düşmanını kullanıyoruz. Neymiş o? O ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan bütün dünyaya söylüyorum. Kafanıza soktuğunuz bir tek kötü düşünce sizin en büyük düşmanınız oluyor. Ne ya. Gerek var? Ne kafanıza gerek var? Soktuğunuz kötü düşünceler. Yani negatif duygular aslında bizim mutluluğumuzu etkiliyor. Ama bu duygular, düşünceler diyorsun aslında çoğu zaman gerçek değil. Öyle mi? Kişisel gelişimin her bilgisini siz demek ki içselleştirerek yaşıyorsunuz. Sonuna kadar yaşıyorum. Sonuna kadar yaşıyorsunuz. Hiçbir şey umurumda değil. Bana ne derim ya? Neden bana ne diyorum? Çok basit arkadaşlar. Bana birisi çıkıp dövsün bu dünyada. Bunun ikinci bir yedeği var mı? Yok. Üzülmeyin diyorum. Neden? Bunun ikinci bir yedeği var mı? Yok. Şimdi çok güzel bir şey değinmişken. Kozmik dede mi diyelim? Sizin gerçek isminiz kalbin ne? Kalbin ne istiyorsun? Gerçek adınız nedir? Erdinç. Erdinç Bey. Ama ne Erdinç Bey dur ya. Kozmik dede daha çok yakıştı. Biz normal akışa bırakalım. Akışa bırakalım. Sen ne istiyorsun? Kozmik dede. Senin sosyal medyada birçok böyle dans ederken, hayattan şey keyif alırken bir sürü videon var. Nasıl sen böyle keşfedildin? Ne oldu? Vallahi ben sokaklarda ama kendi kendime. Ya ben kendi mutluluğum için dans ediyorum arkadaşlar. Birilerinin beni fark etmesi, ünlü olmak öyle bir derdim. Nerede dans şu ediyorsun? Nerede? Balat sokaklarında. Balat sokaklarında dans ediyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 18. 18? Vay! Daha da çok gençsin be Kozmik. Gerçek dedi. Bu. Tanecikim daha. Kaç yaşında dansa başladın? 14 falandı galiba. 14 ama yaşında. Benim zamanlarım böyle sizde 5'er yıl 10'ar yıl gibi gider. Ha. İçten bir şey bu. İçten gelen. Yani evet. Daha böyle ergenlik çocuk döneminde geldi bu dans isteği, sevgisi. Oo. Hiç durmadım ben Esra. Peki asıl mesleğiniz nedir? Asıl mesleğim. Ben gemilerde denizciydim. Sonra çok severim bir şeylerle uğraşmayı, oynamayı hayatta. Hiç yani kendimi mutlu edebilecek ama ne olursa olsun. Hı hı. Hani çöpün yanında yatsam mutlu olurum. Aha. Hani hayata baktığın zaman içim zaten kaynıyor. Hı hı. Bir şeyler yapmam lazım kendi kendime diyorum. Aha. O dert bu dert bana ne dedim onun bunun derdinden. Peki hep böyle miydiniz yoksa hayatta size bu dönüşümü çünkü genelde bu tarz mutlu, çok mutlu ya da mutluluğu keşfetmiş insanlarda bir dönüm noktası olur hayatlarında. Ben bundan sonra mutluluğu seçiyorum gibi. Bir şey yaşadınız mı böyle? 33 sene önce yaşadım. Ne yaşadınız? Hayatta bir dönüşüm yaptım kendi kendime. Bir şey oldu mu ondan öncesi? Oldu. Ücüzücü bir şey yaşadınız mı? Tabii çok şeyler yaşadım ona benzer. Ne mesela bir tanesi? Yani öyle bir değişim süreci gibi düşünebilirsiniz. Yani hayatta baktım ya insan bir gecede saçları beyazlar mı? Bir gecede felç. Saçları beyazlar mı? Bir gecede saçınız beyazladı sizin. O babam öldükten sonra oldu. Babanız vefat etti. 33 yıl önce mi vefat etti? Hayır, 12 sene, 13 sene falan oluyor. Bunları ben ne yaptım? Kabullendim. İnsanlar bir şey kabullenmezse bir yeri varamayız. Peki, Kozmik dedi, babanızla aranız nasıldı? Babamla? Aranız nasıldı? Aram harikaydı. Senin babanla aran nasıl bu arada? Benim babam candır vallahi. İyi. Allah'a şükür, çok severim onu. Zaten ama baba. Herkesin babasıyla arası babası da olsa iyi olmayabilir. Senin yakınlığın çok yüksekmiş ki üzüldün vefat ettiğinde bir gecede saçların beyazladı diyorsun. Hemen hemen öyle bayağı bir. Şu an kaç yaşındasınız? 18. Hala 18 mi? Biraz ilerlemedi mi hiç? İmkansız. Zamanı durdurabiliyorsun içinde kendi içinde. Peki babanız vefat ettiği dönem üzüntülerinizden biri ama ondan önce 33 yıl önce. O kadar önce sevdiğimi bilmiyordum ben babama. İnsanlar kaybedince bir şeylerin değerini daha çok anlıyorlar. İşte bu. İşte bu. Gerçek bu. Hı hı.
Keşke, bak ne güzel, şimdi Kozmik Dede böyle demişken, bu kadar da kişisel gelişimi seven, mutluluğu keşfetmiş biri varken, buradan da ben izleyicilerimize söyleyeyim. Sevdiklerinizin kıymetini yanınızdayken bilin. Sizinken, evet, dokunabilirken, nefesini hissedebilirken, kalp sesini duyabilirken bilin. Bazen çok geç oluyor, geri döndürülemez oluyor. Geri ölüm gibi şeylerde, değil mi? Yanımızdayken kıymetini bilmek lazım. Peki bu gemilerde çalışıyordunuz, sonra ne oldu? Sonra birdenbire işte bu taraflara geldim, babama geldim ben. Ondan sonra bir daha bıraktım gemi olayını. Buradaki hayatımı idame ettirmeye başladım. Gemilerde çalışıyordunuz, sonra İstanbul'da mı yaşamaya başladınız? İstanbul'da babamın cenazesine geldim, ondan sonra İstanbul'a geldim. Ondan sonra kaç yıl oldu İstanbul'a geleli? 12-13 sene falan. 13 yıl önce geldiniz, ondan önce gemilerdeydiniz. Yani... Gemilerdeydim. Nerede doğdunuz siz? Ben Kırklareli. Kırklareli doğumlusunuz. Peki bu gemilerde çalıştınız, başka işler yaptınız mı? Çok şey yaptım. Hayat insanlar sadece ben değil, herkes bir şeyler yapıyordur hayatını idame ettirmek için. Hı hı. Bu gerçek. Bunu kimse kusura bakmasın. Bir evlilik yaşadınız mı siz hiç? Ne zamanında yaşadım. Gençliğimde. Bir tane mi? Vallahi bir tane. Bir tane. Çocuk? Çocuğunuz ben yok. Ben bir şey öğrendim ya. Biliyorum insanlar yanlış anlayabilir. Ne, sesin yükselsene Kozmik Dede biraz. Yanlış anlayabilir insanlar ama herkes beni bağışladı. Sigara içen 10 yıl erken ölüyor. Evet, doğru. Tütün alkol kullanan. Alkol alan 20 yıl erken ölüyor. Evlenen her gün ölüyor yahu. Aa, bak, tütün kullanan 10 yıl önce, alkol içen 20 yıl mı dedin? 20 yıl. 20 yıl önce... Kullanan. Evli olan her gün ölüyor. Vay, evlilikten soğutmanın en iyi yolu yok, bu herhalde. Öyle bir adliyetim yok. Na zaten bunu dedikten sonra ne olacak? Ha? Ya, insanlar... Neden öyle düşünüyorsun Kozmik Dede? Ya ben öyle düşünmüyorum aslında ama o tarafa doğru gidiyor benim kafamda. Çünkü bakın arkadaşlar, bunu niye söyledim biliyor musun? Bizim zamanımızda mesela seni seviyorum demek çok ağır bir kelime. Vallahi billahi çok ağır bir kelime. Evlenmen lazım. Abi yüzümüz kızarırdı. Abi öyle böyle değil. Yani, o lafı söyledin mi? Sorumlu ağır bir şeydi. Yani evlenmemiz lazımdı yani mesela. Ama şimdi nasıl? Seviyorum demek kolaylaştı. Dur, değil mi? Dur. Seni seviyorum. Bir de böyle yapalım. My darling diyor. Gitti. Bu ondan kadar kolay. 2-3 ay sonra ayrılıyorlar. En son ne üzdü? En son? Ne üzdü? En üzüldüğü şey. Evet. Beni üzen bir şey olmadı da. Ben kendim verdiğim izinlerin. Ben de insanım. Acıma duygusu, yaptığın yani belki bir şeyler olur olamaz umuduyla yürüdüğümüz yollarda dahi biz bunlara karşı tarafa tanıdığımız inisiyatiftir bu yani. Orada ne oluyor? Beklentilerin olmuyor. Beklemeyeceksiniz bir şey, umut etmeyeceksin. Yolunda giderken kendinden başka bir şey olmayacak. Beklentilerimizi azaltacağız hayatta, öyle mi? İnsanlardan. Tabii. Beklemeyeceksin. Hayatta sırlarını, cebindeki paranı ve karakterini kimseyle paylaşmayacak. Sizi tanıdığıma, ben aslında böyle mutlu bir insan tanıdığıma, mutlu olmayı öğrenmiş bir insan tanıdığıma çok mutlu oldum. Şunu da merak ettim, kardeşleriniz var mı? Efendim? Kardeşiniz var mı? Var, ailem var tabii, herkesin bir ailesi var. Onlar da sizin gibi böyle mi? Ha, onlar, ben dünyaya açıldım. Uzak doğularda dolaştım, yakın doğularda var, batılarda dolaştım. Dünyaya açtım, gezdim, dolaştım. Öğrendiğim tek bir şey var. Ben onları düzeltemem. Etrafımızdakileri düzeltemeyiz. İlk önce yapacağımız şey kendi içimizde kendimizi düzeltmemiz. O zaman onlar değişecek. Yani kimse onlar sizin mutluluğu keşfettiğiniz gibi keşfedemedi daha sanırım. Zor. Zor. Evet, insan en çok kendini keşfeder ve kendini iyileştirir. Çok doğru söyledin Kozmik Dede. Çok teşekkür ederim yayınımıza gelip bu kadar güzel bize bilgiler verdiğin için. Çünkü mutlu insana özenir olduk. Oysa mutluluk ne anladık? Kendi içimizde. O içimizde var. Sizin sadece onu keşfetmenizi bekliyor. O yüzden sizi mutlu eden şeyleri teker teker zihninizden, kalbinizden çıkarın. Keşfedin. Hayat çok kısa. Kozmik Dede. Oynayarak geldik. Oynayarak kapatalım gidelim. O zaman. Bu arada ben... Burada Esra Hanım'la ve kardeşlerimle ilk önce kusura bakmayın, setin arkasındakilere ben çok teşekkür ediyorum, emeği geçenlere. Hepinize